Oyun dolu bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün neredeyim? Game Expo arındayım. Burada yüzlerce katılımcı ve binlerce davetliyle muhteşem bir fuar yaşanıyor. Ben de şimdi fuarı karış karış gezeceğim. Cosplay sanatçılarıyla ve katılımcılarla röportaj yapacağım. Sizin aklınızdaki soruları onlara soracağım. Siz de hazırsanız fuarı gezmeye başlayalım. Şimdi yanımızda Cem var. Cem'i tanıyacağız. Kendisi Yıldız Savaşları meraklısı ve kucağında da bir tane Jedi var. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Şöyle seveyim biraz. Cem, önce seni tanıyabilir miyiz? Adım Cem. Instagram'dan Night of Gotham site olarak bana ulaşabilirsiniz. 7 yıldır cosplay'yorum. Mandalorian'ı uzun zamandır yapmak istediğim bir projeydi. Kısmet GameX oldu. Fuarı nasıl buldun? Fuar güzel mi? Fuara ilk gelişim dedim, yani bugün ilk kez geldim 4 günlük fuara. Eski fuarlara bakarak yine bir doluluk var, bir canlılık var. Eskileri birazcık daha ölü gibiydi. Bir tık daha iyi gibi geliyor bana şu an. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. This is the way. Şimdi yanımızda Furkan var. Bir nevi örümcek adam kendisi. Önce seni tanıyalım. Merhaba, ben Furkan. Uçuş harekat analizi öğrencisiyim. Bu uçakların notasını çizen kişi. Cosplayer basit. Yani hem YouTube kanalım var hem de bir cosplayer'ım. Yani normal eğlenmeye geldim. Çok güzel. Fuarı nasıl buldun? Fuar çok güzel olmuş açıkçası. Beklentimden daha iyi. Geçen bir önceki senekinden, koronadan öncekinden daha da güzel olmuş. Aşırı eğlenceli duruyor. Peki neden örümcek adamı seçtin kostüm olarak? Onu da söyleyelim. Kendine ona ait mi hissediyorsun? Evet. Bir de ya, bir örümcek adamı biliyorsunuz ki zaten her zaman normal insan sıkıntıları vardır. Para bulma olsun. Hepimizin Türklerin anlayacağı gibi. Biraz kendimi buluyorum yani diyebilirim. Bir de seni nerede bulabilirler takipçiniz? Efendim? Takipçilerimiz seni sosyal medyada nerede bulabilir? Ciarobi, YouTube'da da Furkan Gür. Şimdi yanımda cosplay tasarımcısı Sena Nur var. Önce Sena Nur'u tanıyacağız. Merhabalar, ismim Sena Nur. Bugün League of Legends'dan Soraka'da yapıyorum. Ve şu an gün çok güzel gidiyor ama 3 gündür ard arda buraya gelip sabahtan beri bu kostümü yaptığım için bayağı bir yoruldum. Kaç yıldır cosplay yapıyorsun? İlk cosplay'e 2018'de başladım. 2019'da kendimi birazcık daha geliştirdim. Ve şu an hani daha fazla gelişmeye devam ediyorum umarım. Tamam. Şu an üstündeki tasarımı tanıyabilir misin? Hangi karakteri canlandırıyorsun burada? League of Legends'da Star Guardian Soraka yaptım bugün. Normalde kanatları böyle şey, oyunun başında böyle ama hani böyle bir daha şey dursun diye. Ben de birazcık kendi yorumumu kattım. Fuar nasıl? İlgi nasıl sana? Fuar çok iyi. İlgi bayağı yüksek. Ve hani insanlarla foto çekilmek artık bir süreden sonra beni çok yoluyor. Peki diğer cosplay sanatçılarıyla tanışıp bilgi alışverişinde bulundunuz mu? Evet, hatta benim birkaç arkadaşım var. Şu an böyle olmamda bayağı şey yardımları var. Çünkü aslında ben o kadar iyi şeyler yapamıyorum ama onların yardımıyla şu an buradayım. Onlar olmasa yani... Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Evet, şu an yanımızda Berkan var. Önce Berkan'ı tanıyalım. Seni tanıyabilir misin? Tabii ki, 20 yaşındayım. Üniversite 1. sınıfım. Cosplay'i 5-6 yıldır yapıyorum. Bu tasarım sana mı ait? Yok, Chainsaw Man hani mangasına ait. Baş karakter, ben de bunu böyle yapıyorum. Fuarı nasıl buldun? Fuarı güzel buldum, bayağı eğlenceli. Ortam, standlar olsun, bayağı güzel, eğlenceli geçiyor. Katılımcıların sana ilgisi nasıl, memnun musun? Çok memnunum, bayağı ilgililer. Peki, cosplay yapmak isteyenlere önerilerin var mı? Tabii ki, asla vazgeçmesinler. Bir diğer karakterleri yapabilirler. Demek ki şu anda bir karar. Arkadaşlar, of, fuar yanıyor yani. İnanılmaz şeyler var. Herkes inanılmaz eğleniyor. Oyun oynayanlar ayrı bir tarafta, oyuncu karakterlerini canlandıran ve etrafta dolaşan onlarca insan var. Hatta bir tane şu an yanından geçecek. Bakın. Geçiyor. Geçiyor şu an. Her yerde bunlardan var. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Oyunlarda gördüğünüz bütün karakterleri fuarda görme şansınız var. Ve o şanslı kişilerden biri de benim. Ama tabii siz onu kayıtlarsınız. Şimdi gezmeye, dolaşmaya devam edebiliriz. Şu an yanımızda Gökay var. Önce seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Gökay ben. Bugün Koyde2'den Dallas Cosplay ile geldim. Eğlenmek için geldim. Her sene geliyorum. Beni abim Dallas olarak tanıyorlar. Evet. Öyle yani.
Peki oyun oynayanlara tavsiyelerin var mı? Ne gibi tecrübeler edindin? Oyun oynayanlara şöyle tavsiyeler veririm. Asla sessiz cihaz yapmasınlar. Her zaman lağım. Her zaman gümrük cemaat gitsinler. Sessiz diye bir şey yok. Köyde oynuyorsan gümrük çok sıcak yapsın bu kadar. Tamam. Bir de senin yüzünü görelim. Seyircilerimiz görsün. Takipçilerimiz. Oh. El sallayalım bir de. Evet, Gökay'ı da gördünüz arkadaşlar. Gökay'ı eğer bir yerde görüyorsanız takip edin mutlaka. Seni nerede bulabilirler sosyal medyada? Sosyal medya pek kullanmıyorum ama Steam'i çok aktif kullanıyorum. Steam'de Dallas G, çok büyük bir Dallas arayan olduğum için yıllardır ismim o şekilde. Dallas G olarak bulabilirler veya Instagram'dan da Gokay Gokki diye aratıp bulabilirler. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, şu an cosplay sanatçısı Ahmet yanımda. Bu karakteri tanıdınız mı bilmiyorum ama ben gayet iyi tanıdım. Silent Hill filminin karakterlerinden birisini canlandırıyor. Ahmet, önce seni tanıyabilir miyiz? Adım Ahmet. 4 yıldır cosplay yapıyorum. Silent Hill benim en sevdiğim oyun serisi ve filmi de çok seviyorum. Filmini de çok seviyorum. Yaklaşık... Fuar çok güzel, enerjik ortam. Zaten önüme geleni kovalıyorum ve çok eğlenceli. Gelin, beklerim hepinizi. Peki, şeyi de soralım. Sosyal medyada seni nerede bulabilir takipçilerimiz? Instagram sayfam var. Ahmet Taşdelen yazınca çıkar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar, şu an PUBG oyun sahnesinin içindeyim. Şimdi oyun sahnesinin içini gezeceğiz ve size anlatacağız. Bakın, burada bir patlama alanı oluşturulmuş. Cephaneler burada duruyor. Hemen samanlık bir alan oluşturulmuş. Burada saklanıp düşmanlarınızı gafil avlayabilirsiniz. Ve PUBG'nin meşhur mobil arabası burada. Bu arabaya atlayıp fuarın altının üstüne getirebilirim ama arabayı kullanmama izin vermezler. Ama ben sizin için arabanın yakınına gideceğim. Gördünüz mü? Sanki savaş alanından çıkmış bir jip gibi. Kendisine dokunabiliyorsunuz. Her şey bilgisayar başında oyun oynamak değil. Arada çıkıp böyle oyun sahnelerinin sergilendiği alanları fiziki olarak da gezebilirsiniz. Ben şu an dokunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sizle de bu deneyimi paylaşmak istedim. Here we go again. Savaş yaşanıyor şu an burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yıldız Savaşları'yla Salih Zil karakteri birbirine girmiş durumda. Bakalım kim kazanacak? Vay! Hareketler süper. Düşürüz. Tebrik ediyoruz hepsini. Şimdi yanımda cosplay sanatçısı Nilay Hanım var. Önce Nilay Hanım'ı tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Nilay. 21 yaşındayım. Cosplay ile uğraşıyorum bir süredir, tam olarak 2018'den beri. Daha çok makyaj bölümünde uğraşıyorum, çalışıyorum. O şekilde. Birçok cosplay sanatçısı böyle fantastik karakterler canlandırıyor ama sen böyle kara büyücü gibi olmuşsun. Evet, Resident Evil'dan bir karakter kendisi. Evet, biraz karanlık bir tabası var, o yüzden böyleyim. Ama dikkatli çekiyor, diğerlerinden farklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Peki, fuarı nasıl buldun, onu soralım. Harika, herkes zaten çok tatlı. O yüzden çok harika geçiyor. Yani insanlar birbirini tanımasa bile çok sıcakkanlı bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani harika bir samimiyet var herkeste. Çok tatlı o yüzden. Diğer cosplay sanatçılarıyla mutlaka bir araya gelmişsinizdir. Tabii. Hep birlikte zaten fotoğraf çekildik ki çoğunu da tanıyorum. Hepsi birbirinden tatlı insanlar. Harika vakitler geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanışma memnun oldum. GameX oyun fuarındayım şu an. Her yerde bir oyun oynanıyor, her yerde bir etkinlik var. Hatta cosplay karakterleriyle bile tanıştım burada. Hepsiyle tek tek röportaj yapıyorum. Burası inanılmaz eğlenceli. Şöyle göstermek istiyorum size. Her yerde insanlar acayip eğleniyor. Özellikle gençler, söyleyebilirim. Eğer GameX fuarına gelmek istiyorsanız yarın da açık. Selam verebilir arkadaşlar. Herkes burada birbirine selam veriyor. Sanki dünyadan ayrılmış yeni bir gezegende yaşıyor gibi hissediyorum şu an. GameX fuarını gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz.
GameX fuarında gördüğüm şeylerden birisi ise Türk Telekom'un oluşturduğu GameOn alanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dev bir ekran oluşturmuş. Burada online oyuncular futbol maçı oynuyor. Hemen yan tarafta ise gördüğünüz gibi seyirci alanı oluşturulmuş. Ve seyirciler buradan maçı canlı olarak izleyebiliyorlar. Kim oyunu nasıl daha iyi oynuyor hepsini tecrübe etmiş oluyorlar. Ayrıca da futbolun tadına varmış oluyorlar. Buradan Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar birazdan Türk Telekom'un servis uygulamasından çark çevireceğim. Çarkı şöyle göstereyim. Bakalım şansıma ne çıkacak? Belki de hiçbir şey çıkmayacak. Bakalım ne göreceğiz. Evet şimdi ben de çarkı çeviriyorum arkadaşlar. Çeviriyorum, çeviriyorum. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. Burada mı tutacağım? Elimi hep burada mı tutacağım? Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar fuara gelmişken oyun oynamak olmaz. Ben de şimdi Türk Telekom'un kurduğu standa oyun oynayacağım. Tabii önce şapkamı çıkartacağım. Bana şans dileyin arkadaşlar. Neyse tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar bakın minik minik pikseller oluşturulmuş, hediyelik, hepsini ben çok beğendim. Bakar mısınız karakterlere? Eğer bu tür yapılan hediyeler hoşunuza gidiyorsa bakın burada küçük piksel dükkanı diye mağaza adresi de verilmiş. Buradan sipariş verebilirsiniz. Fiyatı ise 30 lira. Bakın burada da piksellerin çeşitli örnekleri var. O Super Mario galiba bu. Oo, bu Avatar. Bunu hatırladım. Bakalım başka ne çıkacak. Aa, onu hatırlayamadım. Burada Superman var. Oo, Superman harika. Ve bir sürü karakter. Hepsi pikselle yapılmış. Ve çok güzeller. Benim hoşuma gitti açıkçası. Burada yapan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Ve muhteşem maskelerin yapıldığı bir standdayım. Bakar mısınız şu maskelere? Hatta bunu hatırlıyorsanız Squid Game oyununda maskelerdi. Bunlar karakterlerin maskeleriydi. Ben çok beğendim. Burada Iron Man'in maskesi de var. Çok güzel çalışma olmuş. Eğer daha kibar bir şey arıyorsanız bakın. Böyle çeşitli örnekler de yapılmış. Bakın burada firmanın adresi vesaire de bulunuyor. İstiyorsanız bu ürünleri beğendiyseniz bu firmadan sipariş edebilirsiniz. Ve oyun dolu bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Ben gerçekten GameX fuarında acayip eğlendim. Bu oyun fuarı benim aklımı başımdan aldı arkadaşlar. Gezmeye, tozmaya, karakterlere tanışmaya doyamadım. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsini çok iyi bakın. Hoşçakalın.